Antalya'da domates serası olan bir kişi gelse desek size al bu domatesi topla İstanbul'a gönder 8 lira biliyor musunuz? Hiçbir şey yok ya. Sadece nakliye fiyatı 8 lira. Yani o domatesin hiçbir maliyet olmadan Antalya'dan İstanbul'a gitme 8 lira. Mazot kaç lira şu anda? Şimdi değerli kardeşim şöyle bakın Türkiye'de sadece hani işte bu tarımdaki maliyetler yüksek değil. Şimdi bakın asgari ücret 17 lira oldu. Dolayısıyla birincisi süt fabrikalarının maliyeti arttı. Marketlerin de maliyeti. Onlar insan çalıştırıyorlar, işçi çalıştırıyorlar, işte mühendis çalıştırıyorlar. Onların maliyeti arttı. Emek maliyeti arttı bir. İkincisi aynı şekilde doların her artması elektrik maliyetlerini arttırdı. Yine aynı şekilde örneğin teknoloji yenilecekse genellikle bu Avrupa'dan ithal ediyor. Euro'nun artması bunların maliyetini arttırıyor. Baktığımız zaman evet çok yüksek geliyor. Marketteki fiyatlar bize çok yüksek geliyor. Ama baktığımız zaman maliyetlere baktığımız zaman aslında çok yüksek olmadığını görüyor. Ben şunu biliyorum ki mesela bazı marketler %8'lik karla çalışıyor. Eskiden mesela ben de çok suçluyordum market. Ya işte çok pahalıya satıyorlar diye. Ama hakikaten sadece şimdi tarımda, tarlada, bahçede, ahılda maliyetler yüksek değil. Aynı zamanda işlemede de depolamada da perakende de maliyetler maalesef çok yüksek olduğu için ürünlerin fiyatları devamlı artıyor. Bakın Türkiye'de enteresan bir şey var. Bakın böyle bir ekonomiye çok zor bulunur dünyada. İktisat fakültelerinde mutlaka okutuluyordu. Enflasyon yüksek, faiz yüksek, efendim işsizlik oranı yüksek ve döviz yüksek. Yani deme yani bak enflasyon yüksek. Evet. Enflasyonun yüksek olduğu yerde faizin düşük Faizler olması yüksek. lazım. Faizler yüksek. Efendim ne o? Döviz yüksek. İşsizlik yüksek. Yani böyle bir denklem maalesef. Yani bu dediğim gibi bir planlı yani sadece planlı tarım değil, planlı ekonomi içerisinde bunların hepsinin düzeltileceğine ben inanıyorum. Türkiye bunu yapar. Çünkü Türkiye hem çok geniş tarım sahaları olan aynı zamanda da çok deneyimli, çok eğitimli iş gücüne sahip olan, teknik eleman sahip olan bir ülke ve yapamayacağı hiçbir şey yok. Eğer bunlar yapılırsa ben size söyleyeyim Türkiye hem burada yaşayan yabancılarla birlikte 90 milyon insanın karnını doyurmakla kalmaz. 1,90 milyon insanın karnında ihracat yaparak Türkiye dışında 1,90 milyon insanı da doyurur. Evet, Dolayısıyla inşallah o günleri de görürüz Sayın Hocam. inşallah. İthalattan değil de ihracattan bahsettiğimiz günleri İnşallah. de görürüz. Değerli Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Sizlerin son sözlerinizi alabilir miyiz?